Merhaba balık burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot açılımı yapacağız. İlk destemi karıştırarak başlıyorum. Sizlerde de niyetinizi edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen başlayalım tarot kartlarımızı yorumlamaya bakalım. Günlük mesajda neymiş tarot kartlarının. Öncelikle arkadaşlar bu sıralar birazcık kendinizi yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. İçinize bir ist isteksizlik olabilir. Ee, birazcık sosyalleşmekten çekinebilirsiniz, kaçınabilirsiniz. Ee, ama bu birazcık dönemsel bir şey olduğunu görüyorum. Ee, yani... Çok kafanızı takmanız gereken ya da hep böyle canınız sıkılacak diye içinizi daraltmanız gereken bir durum söz konusu değil. Ancak sosyalleşmek sizin için çok çok daha iyi olacaktır. En azından etrafınızda tanıdığınız yakın birkaç arkadaşınızla birlikte olmanız bu sırada size ruhsal anlamda iyi gelecek. Sakinlik olması adına ve kendi iç dünyanızdaki dengeyi sağlayabilmek adına. Deniz olan, göl olan ya da nehir olan herhangi bir yere gitmeniz sizin için çok çok iyi olacaktır. Maddi anlamda rahatlamalar yaşayacaksınız. Ee, bir yükseliş söz konusu kariyer anlamında ve eğitim anlamında ama ne olursa olsun böyle birazcık bir memnuniyetsiz olduğunuzu görüyorum ee, beklentileriniz galiba daha yüksek şeyler ya da tam olarak istediğiniz yerde o mutluluğu yakalayamıyorsunuz o yüzden hayatınızla alakalı ne istediğinize dair kararlar almak istiyorsunuz bunlarla kafanızı meşgul etmeye çalışıyorsunuz bugünlerde ee, ancak bir yönden de baktığımızda diyorsunuz ki hani Nasıl bu şekilde ilerleyecek? Hani olduğum konumun kıymetini bilmem lazım ve bu yoldan ilerlemem lazım. Hadi tamamen bunları bırakıp işte hayatımla alakalı yeni bir karar alsam bu sefer ondan da memnuniyetsiz kalabilirim ve içinizdeki bu memnuniyetsiz kalma duygusunu bitirmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar aslında. Ama asal prensi kartımız gelmesiyle birlikte bu durumunuzun birazcık böyle bir Şubat sonuna kadar devam edeceğini ama Şubat sonunda artık düzeleceğini söylüyor. Çünkü bir karar alacaksınız. Artık böyle hareketsiz kalmak, sadece evde vakit geçirmek, sosyalleşmemek, arkadaş çevrenizde çok fazla iletişimde olmamak gibi durumlara son vereceğinizi ve artık daha fazla dışarıda, daha fazla göz önünde olacağınızı ve bunun da sizin ruhsal dünyanıza, iş dünyanıza iyi geleceğini söylüyor kartlar. Evet bakalım yeni bir karar aldığınızı görüyorum arkadaşlar yani karar almaya çalıştığınızı daha doğrusu bu aldığınız karar birazcık e, yani duygusal anlamda sizi yormuş yıpratmış bir karar olabilir. Bir değişiklik var, bir yer değişikliği özellikle. Böyle bir karardan bahsediyorum ve bu sizi hani hem fiziksel olarak hem duygusal olarak yormuş olabilir. Yeni yere alışmak sizi e, zorluyor olabilir. Bundan birazcık kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Az önceki dediklerimle de bu bağlantılı olabilir bu arada. Ama sakinleşeceğinizi görüyorum. Yani gerçekten e, artık yavaş yavaş hem olduğunuz yere alışacaksınız, bir yer değişikliği, şehir değişikliği olduysa olduğunuz yere alışacaksınız ve artık kendinizi daha rahat hissedeceğinizi ve iç huzurunuzun artacağını gösteriyor. Aşk anlamında ilişkisi olmayanlar için bir kısmetimiz olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yakın zamanda birisiyle tanışacaksınız ve bir flörtleşme durumu vesaire olacak. Ancak şöyle ki ya siz onun geçmişini çok fazla beğenmeyeceksiniz ya o sizin geçmişinizi çok fazla beğenmeyecek. Aranızda böyle bir e, gerginlik olabilir. Ancak bunları konuşarak en başta tanıştığınızda birbirinize karşı dürüst olarak halledebileceğinizi görüyorum. Aşk anlamında gerçekten Balık Burcu'nun önümüzdeki günlerde e, mutluluk getireceğini, mutlu olacağını söyleyebilirim. İlişkisi olanların da ilişkisinin gayet güzel şekilde devam edeceğini ve gayet doğru yolda olduğunuzu söyleyebilirim. Zaten Aşıklar kartımız da çıktı. E, Aşıklar kartımızın çıkmasıyla birlikte de yine evli olanlar için de, ilişkisi olmayanlar için, ilişkisi olanlar için, nişanlı olanlar için, herkes için... Tüm balık burcu için aşk açısından gerçekten önünüzün açık olduğu ve gerçekten aşkı güzel bir şekilde yaşayabileceğiniz eşinizle sevgilinizle aranızdaki sorunları halledebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ee, eşinize karşı bir şeyler söylemek istiyorsanız hani ya onun beğenmediği bir özelliği olabilir ya da yeni bir şey yapmak istiyorsunuzdur hayatınızla alakalı ve bunun karşı tarafla paylaşmak istiyorsunuzdur. Önümüzdeki günlerde paylaşmak sizin için çok çok iyi olacak çünkü aşk anlamında yükseliştesiniz şöyle bakalım tekrardan aşıklar kartımız çıktı bu sizin birazcık da ikilemde olabileceğiniz anlamını gösteriyor Bu arada ya da önümüzdeki iki tane şansı da bahseder aynı zamanda şu an e, gerçekten e, hani karşı tarafla, bir şeyler konuşmak istiyorsanız da ama böyle bir endişeleniyorsanız söylemekten çekiniyorsanız tam zamanı söylemek için ve ilişkisi olmayan balık burçları da kısmetinizle tanıştığınızda e, net bir şekilde kendinizden emin bir şekilde hayatınızla alakalı gerçekleri söylemelisiniz karşı taraf bundan kesinlikle etkilenecektir. Gerçekten aşk anlamında önünüzün gayet açık olduğu bir dönemdesiniz. Ee, bir yer değişikliği var yine az önce dediğim gibi kartların hepsi birbirine destekliyor aslında bir yer değişikliği söz konusu aynı zamanda suyla vakit geçirin demiştim yine aynı şeyi görüyorum tabi bu yer değişikliği Birazcık sizi yorabilir ya da yormuş olabilir. Bu siz bu videoyu izlerken değiştirmişseniz. Birazcık kafanızın karışacağı, fiziksel olarak bazen yorulacağınız. Yani böyle sanki yeni bir ev arıyorsunuz gibi bir şey ya da bir şehir değişikliği bilemiyorum. Ama bir yer değişikliği var böyle ısrarla. Sonucunun güzel olacağını ve bu kadar yorulmanıza değeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle bakalım. E, maddi anlamda önümüzde güzel seçenekler oluşacak arkadaşlar. Henüz daha tam ulaşamadınız bunlara. Önünüzdeki kapılara henüz tam ulaşamadınız. Ama önümüzdeki günlerde maddi olarak rahatlayacağınızı söyleyebilirim. Kariyer anlamında olduğunuz yere sahip çıkmanız gerektiği görünüyor kartlarda yani. Ve şöyle de bir şey var ki arkadaşlar. Şu an e, kariyerinizle alakalı ya da çalıştığınız yerle alakalı aslında iki iş bir arada götürebilirsiniz. Ya da hani çalıştığınız tek işi yaparken e, bu iş içerisinde yapman yapmanız gereken sorumluluk sorumluluklarınız var. Bunlardan iki tanesini, üç tanesini birlikte taşıyabilirsiniz. Bunun size yararı olacaktır önümüzdeki günlerde. Yani birazcık fiziksel olarak kendinizi yormanız güzel bir şekilde sonuçlanacak. Eğitim anlamında birazcık isteksiz olduğunuzu görüyorum, kararsız olduğunuzu görüyorum. Ne yapmanız gerektiği konusunda çok fazla bir fikriniz yok. Belki ee, diyorsunuz ki sonra yaparım sonra yaparım sonra hallederim gibisinden ee, Ya da işte burası zor falan gibi düşünüyorsunuzdur Eğitimle alakalı işte bu hedef benim için gerçekleştirmek bu hedefi zor Ama arkadaşlar aslında hiç öyle değil Birkaç haftalık yorulacağınız bir olay görünüyor Onun ardından rahatlayacaksınız Hani alışacaksınız ve fark edeceksiniz ki aslında o kadar zor değilmiş Ve daha da fazla üzerine gideceksiniz Eğitim anlamında üzerine düşmelisiniz birazcık kayıplar olmaması adına Maddi anlamda demiştim zaten kısmetleriniz gelecek ama tam henüz elinize ulaşmadı diye yakın zamanda onlar da elinize geçecek. Ciddi anlamda maddi olarak güzel kararlar aldığınız ve rahatlayacağınızı söyleyebilirim. Ee, birazcık gelecek kaygısı var arkadaşlar. Ee, bu yaptığınız bir şeyin sonucunun nasıl sonuçlanacağıyla alakalı ufak tefek kafanızda düşünceler var. Bu sizi birazcık korkutuyor birazcık endişelendiriyor ama toparlayabileceğinize inanıyorsunuz ki öyle de zaten. Ee, biraz gelecek korkusu var ama onun dışında bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar fal bu kadardı beğenmeyi abone olmayı unutmayalım izlediğiniz için teşekkür ediyorum aldım kabul ettim yazabilirsiniz bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere